Kariyerimde iki dünya, 3 Avrupa şampiyonluğum, aynı zamanda 5 Türkiye şampiyonluğum var. Bursa'da otururken babamın iş nedeniyle Trabzon'a geldik. Trabzon'da akraba vasıtasıyla, aynı zamanda Cahit Hocam teyzemin eşi olur. Onun vasıtasıyla boksa başladım. 9 senedir neredeyse bu sporun içindeyim. İlk uluslararası arenada 2013 senesinde çıktım Macaristan'da. İlk maçımda finale kadar yükseldim. Finalde İngiliz rakibime 2-1 verdim. Tabii aynı sene içinde 2013'te Dünya Şampiyonası'nın eleme maçında o rakibimi çektim kuramda. Bu sefer 2-1 ben aldım. Ondan sonra aynı rakibimi tabii 3 defa üstün bir şekilde dövdüm. 2014 senesinde Avrupa şampiyonu oldum. 2015'te hem Dünya Şampiyonu oldum zor maçlara kadar. 2016'da orada da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. 2017'de de faaliyet takviminde Avrupa ve Dünya Şampiyonası gözükmediği için 3 tane özel turnuvamız vardı. Onlara katıldım. 2 tanesinde şampiyon oldum. Birinde ise şu anda dünyanın 1 numarası Hollandalı'yla güzel bir maç attım. Benim için tecrübe olduğunu düşünüyorum. 29 yaşında aynı zamanda. Ben 19 yaşındayım şu anda. Daha çok o aklıyla oynadı. Biz ise hırsımızla oynadık. Bence 2020'ye kadar onu yenebileceğim, tecrübeye kazanabileceğimi düşünüyorum. Şu anda ise TOM'dayım. Olimpik kadrodayım aynı zamanda. Yaşım ilerledikçe tecrübem artıyor. Biraz partner sıkıntısı yaşıyorum. Bunu erkeklerle daha çok ben zaten nasıl diyeyim 9 senedir erkeklerle dövüşüyorum. Kızlarla dövüştüm çok hatırlamıyorum. Çok maç eksikliğimiz var. Bence ülkenin genel bir sorunu bu. Federasyonlarımızı da göndermeleri lazım. İkili kamplarımız daha çok olması lazım. Bunlar da inşallah olacak. Şimdi ise burada devam ediyoruz çalışmalarımıza. Günde 2 antrenman, bazen 3 antrenman, bireysel antrenmanlar yapıyoruz kendimizi geliştirmemiz için. Evet. 2019'da Trabzon'da Dünya Şampiyonası var. Galiba kota maçlarına da giriyor bu. Bunda derece yaparsam olimpiyat kotamı da alacağım. İnşallah erken ismimi yazdıracağım olimpiyatlara. Şu ana kadar olimpiyatlara giden bayan sporcu yok boks dalında. İnşallah bir ilki başarıp ismimi yazdırmak istiyorum. Antrenörüm Cahit Süme. Hem milli takım antrenörüm, hem TOM'da antrenörüm, hem de beni yetiştiren kişi o. Üzerimde çok emeği var. O olimpiyat görmüş bir sporcu. Beni en iyi anlayacak o neden diye sorarsanız, sporun içinden gelmiş bir adam. Hem sporcu olarak gitmiş, hem antrenör olarak gitmiş. Beni anladığını düşünüyorum. Tabii ki çok zorlu bir yoldan gidiyoruz. Tabii ki uzun bir yoldan gidiyoruz. Bunun için de ikimizin de böyle birbirimize güvenmesi, dayanması lazım bence. İkimiz de güveniyoruz, çalışıyoruz azimle. Tabii ki ara ara sakatlıklarımız olabilir. Onları da telafi ederek yolumuza bakıyoruz. Bu şeyi evin kapısında otururken sandalyede, işte orada çocuklarla oynarken dikkatimi çekti. Bisiklet biniyordu. İşte bisikleti kaldırıyordu, kaldırımdan atlıyordu, kaldırımdan aşağı atlıyordu, frene basıyordu, dönüyordu. Hep onu izliyordum o zaman orada. Daha sonrasında arkadaşlarla beraber futbol oynamaya başladı. Yine orada da mesela futbolda da iyi olduğunu gördüm. İşte böyle farklı bir yapısı vardı. Yani boksa uygun bir yapısı olduğunu düşündüm. Ve ailesiyle o zaman orada konuştum. İşte Trabzon'a gelince bunu boksa başlatalım diye. Enişte bu Senaz'a bunu teklif ettiğinde baba biraz olur mu ama spor olunca hayırı yoktur. Desteği yeter ki sporda olsun.
Çünkü çocuğunu tanıyor. Biliyor nerelere gelebileceğini, biliyor, özünü biliyor. Biz de aynı şekilde, biz de varız dedik. Yani çocuğumuz istediği yere kadar biz her şeyle engel değil, biz yol açarak yolu hayırlı uğurlu olsun dedik. İnşallah olimpiyata kadar da gideceğiz. Buse şöyle bir sporcu, tuttuğunu koparan, koparmak isteyen, başarılı olmak isteyen, azimli, gayretli, yenilgiye tahammülü olmayan, yalnız boksta değil, mesela biz kendi aramızda zaman zaman basketbol, futbol oynuyoruz, zaman zaman tenis oynuyoruz. Orada da mesela yenilgiye tahammülü olamayan bir karakter. 2013'te Dünya Şampiyonası'na katıldık Bulgaristan'da. İlk Dünya Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu oldu. Çok güçlü rakipleri yendi orada. 2013'ten sonra hiç kaybetmeden 2014'te yine Avrupa, 2015'te yine Avrupa Dünya, 2016'da yine Avrupa, 2017'de yine Avrupa, 2018'de keza yine öyle Avrupa Ümitler Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 2 kez Dünya, 4 kez Avrupa şampiyonluğu kazandı. Ben hep Buse'ye şunu söylüyorum, diyorum ki ne kadar istersen o kadar boksör olursun. Çocukluk yaşında başladı. 9-10 yaşında başladı. Orta 1'de tümüyle başladı boksa. Yeni bir spor, yeni bir ortam. Ama şu var ki sosyal faaliyetleri çocuklarımız her zaman bir kenara koymuştur. Yaşıtlarla oynamayı her zaman bir kenara koymuştur. Yani başarıyı elde etmek için bir şeylerden feragat yapmayı bilmişlerdir. Güzel başarılar gördükçe çocuğum daha çok sporunun içine girdi. Benim işim dedi bunu. İşim, geleceğim dedi. Kafasını önüne koydu. Bu sporda en yüksek gidebileceğim yere kadar gideceğim deyip hedefine koşmuştu. Buse mesela 10 yıldır, 11 yıldır benimle beraber çalışıyor. 11 yıldır İlk olimpiyatına işte gidecek. 11 yıldır olimpiyatla çalışıyor. İlk başladığından bu yana işte olimpiyat 11 yıldır Buse olimpiyatı bekliyor. Bu olimpiyatı bekliyor. Ama yani dediğim gibi gidememek de var. Çok dikkatli olmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Olimpiyat madalyasını Buse ile ve diğer sporcularımızla birlikte kazanmayı hedefliyoruz. Çok çalışıyoruz olimpiyat için. Buse de ben de hep zaten hedef olarak olimpiyatları koyduk. Yani bir Avrupa Dünya Şampiyonası'na giderken bile asıl hedefimiz işte Avrupa'dan, dünyadan değil de olimpiyatlardan madalya kazanmak diye kendimizi böyle motive ediyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşmak için de tüm gayretimizle çalışıyoruz. 3 hop, 4 hop, 4 hop, 4 hop, 4 hop. Tam kendini ringe yansıttığı zaman onu dövebilecek, onu yenebilecek, işte onunla mücadele edebilecek. Yani zor. İstesin, yapar. Fizik olarak, işte fiziksel özellikleri olarak, işte tecrübe olarak, güç olarak, kuvvet olarak, dayanıklılık olarak. Yani her açıdan motorik özellikleri boksa uygun. İnşallah o da biz de Trabzonspor'da, çevremizde, ailemizde, okuldaki öğretmenlerimizde herkes elini taşın altına sokacak. Ve biz onun hayallerini kuruyoruz, onun hayalleriyle yaşıyoruz. Hiç unutmuyorum, İrlandalı bir boksör vardı, bayan boksör, Katie Taylor. İrlanda'da ekol oldu. Dünya boksunda kadınlarda ekol oldu. Hiç unutmuyorum, olimpiyat şampiyonu olduğu zaman İrlanda'da binlerce insan onu havalanda karşıladı. Binlerce insan yollara döküldü, onu havalanda karşıladı. Biz de istiyoruz. Trabzon insanını havalanına dökmek, binlerce insanı yollara dökmek. Buse Naz maçı aldığı zaman biz birkaç gün kendimize gelemiyoruz. O gün zaten maçı olacağı zaman biz narkoz almış gibiyiz. Hiçbir işimiz olamaz. Hiçbir telefonumuz çalmasın istiyoruz. Odaklanıyoruz heyecanla, dualarımızla.
Allah'a emanet ederek maçını güzel sonuç alsın diye aldığında bizde çığlık o biçim. Olimpiyat madalyası kolay değil. O yüzden bu bir ekip işi. Ekibin güçlü olması gerekiyor, profesyonel olması gerekiyor. Malzemesinden tutun da işte doktoruna kadar her şeyi önemli. Psikoloğu önemli, her şey önemli. O açıdan herkesin burada elini taşın altına sokması gerekiyor. Olimpiyatlardan hedefimiz katılmak ve madalya almak. Türk insanını sevindirmek, mutlu etmek. Onları sevince boğmak. Hep şunu söylüyoruz. O kürsüye çıktığımız zaman bayrak en üstte olsun. İstiklal Marşı okunsun. Bu sene Sürmeneli Çin'den Guhang'la karşı karşıya gelecek ve altın madalya için mücadele edecek. Arjantin'den Manuel Villarino karşılaşmanın hakemi. Arjantin, Avustralya, Küba, İrlanda, Kore Cumhuriyeti ve Ugandalı puan hakemleri var. Busenas Sürmeneli rakipleri karşısında adeta şov yaptı. Finale gelene kadar bütün rakiplerini 5-0 mağlup etti. Ve artık final zamanı. Çinli rakibi karşısında altın madalya bekliyoruz Busenas Sürmeneli'den. Nefis, böyle devam et. İrsak kroşe, o boşa gitti ama olsun, işte bir daha geldi. Bir sol daha, yine gidiyor rakibin üzerine. O müthiş hareketini yaptı, yine gitti rakibin üzerine. Harikasın, harikasın Busenas Sürmeneli. Böyle devam et, yine sağlı sollu kroşelerle bitirdi. Harikasın, müthiş başladı, müthiş. Busenas Sürmeneli. Son bir dakikaya doğru gidiyoruz. Sol direklerle gitti rakibin üzerine. Busenas Sürmeneli, bir aparkat. Bir aparkat olacak bu iş. Haydi şimdi toparla kendini. Bağladı, yeniden rakibin üzerine doğru gidiyor şimdi. Bir sağ daha aldı, çok kontra aldı. Bunları almaması lazımdı. Bir sol, bir sol daha, ardından bir sağ. Çinli'den şimdi işte artık zamanı geliyor ve rakibine saydırıyor. Rakibine saydırıyor, harikasın. Harikasın Busenas Sürmeneli. Müthiş çaktı, müthiş. Rakibine dar etti. Bir de nefis. Bir de nefis, bir sağ geldi. İşte bu, böyle devam et. Böyle devam et. Bu round bizim. Bu round bizim. İşte böyle. Busenas Sürmeneli. Rakibine ikinci roundda saydırmıştın. Aynı şekilde yine bekliyoruz senden. İşte bir sağ kroşe. Biraz daha net olabilirdi ama. Git üstüne. Bir sol. Bir kez daha. Haydi. Haydi diyoruz. Sarıldı yine rakibi. Sarıldı rakibi. Bir tane daha. O bir tane de geliyor. Son anda. O sağ kroşe geliyor. Son anda o bitirici vuruş geliyor. Ve Busenas Sürmeneli altın madalyaya çok yakın. İşte karar anı. Bu heyecana yürek dayanmaz. Müthiş bir heyecan yaşıyoruz. Ve sonuç açıklanacak. Sonuç açıklanacak. Heyecanla bekliyoruz. Ve Busenas Sürmeneli olimpiyat şampiyonu. Rakibini mağlup ediyor ve olimpiyat şampiyonu oluyor. Müthiş bir mutluluk bu. Harika bir mutluluk bu. Busenas Sürmeneli. Hepimizi ağlattı bu kız. Müthiş bir coşku. Şükrediyor. Hepimiz şükrediyoruz. Türk kadınını orada en iyi şekilde temsil ettin. İşte Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da orada. Herkes gözyaşları içerisinde. Bizi ağlattın sen. Helal olsun sana. Helal olsun Busenas Sürmeneli. Olimpiyat şampiyonu. Defalarca söyleyebilirim. Busenas Sürmeneli olimpiyat şampiyonu. Altın madalya. Olimpiyatlarda altın madalya. Olimpiyat şampiyonu. Şimdi anons yapılıyor. Olimpiyat şampiyonu. Altın madalya. Busenas Sürmeneli geliyor.
Buse Naz Sürmeneli. Olimpiyat şampiyonu. Altın madalya Buse Naz Sürmeneli'nin. Olimpiyat şampiyonu. Defalarca söyleyebilirim. Olimpiyat şampiyonu Buse Naz Sürmeneli. Ne kadar gurur duysak az. Helal olsun sana Buse Naz Sürmeneli. Ve İstiklal Marşımız. İstiklal Marşımızı gururla söyledik. Tokyo'da ikinci kez İstiklal Marşımız. İkinci altın madalya Buse Naz Sürmeneli'den geliyor. Gerçekten de hepimize büyük bir gurur yaşattığın için sana ne kadar teşekkür etsek az. Seninle tüm Türkiye gurur duyuyor. Helal olsun sana Buse Naz Sürmeneli.